Aynen. Ee, onun dışında şey sürgün barakası. Onu İnsan. evet asıl konuşalım. İnanılmaz evet. değil mi? Birsen gitti ardından Sercan gitti. Asıl bu akşam kim gidecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Vallahi Ne oluyor? Şey, Kendini o... bir düşündün mü mesela? Sürgün, sürgün adasında. Ya. ya şöyle diyeyim ya. Ben Bilmiyorum. daha çok hırslanırdım gibi geliyor biliyor musun yatak. İnanılmaz hani mesela çok e iddialı... giderken öyle bir şey söyledi ya zaten. Asıl şimdi evet. başlıyor ya Ama bak. İnanılmaz ya bir bayan evet. olarak <laughs> bir daha anda, hoşuma gitti aslında. Bir anda seni yolluyorlar. Ee, bir hırslanırsın. Çünkü 3'te 2 yapmışsın. Şimdi kadınlara bakıyorum. al performans listesi önümüzde. Ünlüler takımının en başarılısı, şu ana kadar da Survivor'ın yüzde olarak en başarılısı bir sen. 4 oyuna çıkmış. 3 galibiyet, bir mağlubiyeti var. Survivor'da Ogeday'dan sonra da ikinci genel anlamda. Şimdi takıma 4 oyunun üçünü kazandıran bir bir seni sen Sürgün adasına yolluyorsun hem de aday yapıyorsun. Evet. Bir kere şöyle bir şey var. E, yolladığın kişi oyunlarda oynayamayacak. Bunu biliyor musun? Biliyorsun. E, o zaman senin burada güçsüz ve e, nasıl diyeyim? Adadan gitmek isteyeceğin kişiyi aynı zamanda sen yanına çıkarsan da seni elemeyecek kişiyi böyle bu üç denklemde doğru hareket etmen lazım. O anda peki düşünebilirler miydi hepsi? Hep düşüneceksin abi. Nasıl yani düşüneceksin? Herkes çok tecrübeli. Onu Bak ben sana ya net söyleyeyim, söyleyeyim. Ben öyle, burada ben yazı, öyle düşünmüyorum. Burada yazacakları isim az çok Barış'tı. Tamam mı? Bence. Çünkü burada evet. baktığın zaman en böyle hepsinin aslında bir oylama yapılsa ama oylama sonucu açıklanmasa bence en uzak olabilecekleri isim Barış olabilir. Ama Barış'ı yazmaya şu an kimsenin yüreği yetmez. Adem'i yazmaya, ki Adem yazılamıyordu, şu an yazılamıyor. yüreği yetmez. Atakan'ı yazmaya kimsenin yetmez. Çünkü olur da onun yanına çıkarsan dört e, adaydan biri zaten otomatikman şey oluyor, Batuhan'ı kimsenin oy, yazmaya oy potansiyeline yetmez. göre de düşünmüş olabilir orada yarışmacılar ama onun dışında da şimdi ilk giden... Her zaman daha mağdur olacağı için orada bir oy patlaması olacak. Şimdi mesela Barış'ta daha önce yapılan hatayı belki yarışmacılar yapmak istemiyor. Sanki Barış o zamanlar yalnız kalmıştı. Bir yalnızlaştırılmış, dışlanılmış gibi bir durum olduğu için evet, Barış'ın oyları daha fazla arttı. Yani bütün yarışmacılar için geçerli bu durumda. Şimdi herhangi birisini gönderseler, güçlü bir isim oraya gönderseler... ...diyecek ki onun iki katına çıkacak oy durumu. O yüzden hani kimi yazalım kimi yazalım burada zaten hep kadınlar ilk başta yazıldığı için ne yazık ki... Evet, e ee, şey bir de eğer ki sohbetin azsa az şeyler paylaştıysan hani ben onu yazayım zaten bana küsse ya da darılsa dönecek bir şampiyon olamaz Bence kolay değil birsen çok sonlara da gitmesi Bence çok kolay değil e, açık söyleyeyim ama e, bir sen bu hafta eğlenmez. Eğer yanına kalkıp da şimdi hani bir sen sercan işte atıyorum. Barış Batuhan ya da Barış Ogeda gibi bir pota olursa o zaman derim ki evet bir sen gidebilir. Ama muhtemelen şimdi gönüllüler de oradan bir iki tane kendince zayıf gördükleri birkaç isim var böyle. Ben de şuradan baktım böyle parlıyorlar. Onları koyarlarsa bir sen onlara oranla kalır. Konuşuruz biraz <laughs> bence. Bak bu sene <laughs> yorumcuyum. O <Çok> kadar <laughs> rahatım ki. Ama Hiç, da var. Hani onları... Fark etmez. Arkadaşlık uçağa binince onlar bitti. Her şey bitti yani. bence de. Bitti, Şimdi araya gireceğim. bir senin bir adadaki e, sürgün adasına, devam kampına gittikten sonra neler söylemiş? Bence onları bir izleyelim hep beraber. Evet dün konsey gecesiydi ve ismim yazıldı. Biliyorum ki performansım çok yüksek. Bütün yarışları en güçlü sensin Birsen. Haydi sen gir, haydi sen gir. Hatta e, dokunmazlık yarışında da en güçlü kadınlarda beni yarışa soktular. Takıma baktığım zaman da iki tane oynayamayan e, yarışmacı haricinde hiç sayı alamayan iki kişi daha vardı. E, Başarıyla alakalı olsaydı onların ismini görürdük. Ama onların ismi olmadı, benim ismim oldu. Demek ki aralarında konuşmuşlar. Vedalaşmadım. Çünkü çok sinirliydim. Yani hayatımda hiç bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum gerçekten. O an düşündüğüm şeyler o kadar fazlaydı ki bilmiyorum. Orada biraz bir sorun var. Ee, başka şeyler var diye düşünüyorum. Eğer eğlenmezsem tekrar o adaya gideceğim ve o kişilerle beraber olacağım. Ve eleyen kişilerin de erkekler olduğunu biliyorum. Yani büyük bir ihtimal %90 erkekler beni yazdı. Açıkça söylemek gerekirse kendi takımımdan soğudum. Yani bayanlar haricindeki erkek yarışmacılardan çok soğudum. Keşke karşı takımda yarışıyor olabilseydim diyorum şu an. Elenmediğim takdirde de inşallah elenmem Allah'ın izniyle. Bir sene çok farklı görecekler. Yani o kadar iyi niyetli olmak bu adada işe yaramıyor. Onu öğrendim. Her şekilde her konuda tam bir survivor olacağım. sen de bu arada planlı yazıldığını ve erkeklerin onu yazdığını zaten tahmin ediyor. Kendi de söylüyor. Ya şöyle planlı bir durum. Açıkçası şurada kimi yazarsın deseler 3 kişi çıkaracak olsam biri bir sen. Bak 3, 6 evet. kaç kişi var burada? 13, e, 13, 13, kişi var. 13 kişiden bence 3 kişi ilk haftanın adayı olur burada. Biri bir sen. E, diğerleri biraz daha bağlantıyı iyi yaptığı için bir de bir sen bize bir sen abla bir sen abla bir şey demez. Adanın en büyük bir sen değil mi? Adanın en büyük bir sen çünkü evet. <laughs> Mert 40 yaşında, bir sen 41, evet, ee, Nagihan 38, Sema 37. Yani en büyük onlar. O yüzden e, bir seni böyle bir yumuşak kırın, işte bizde bir şey demez zaten. Evet, değil mi? Aynı, anne, Hayır, öyle değil gibi. ya. Bir sen öyle bir imaj çiziyor mu acaba diye düşündüğümde bir senle eğer bir konuyu tartıştığında bir sen çok ters bir insan olabiliyor çünkü. Ben... ben de tartıştım, sen de tartışın diye biliyorum. O ayrı bak. Tartışmak terslik başka bir şey. Ben başka bir taraftan bakıyorum. Adem Kılıççı, All Star şampiyonu. Yazabilecek olsan da yazma yüreğin yetmez. Aycan Yanaç. Yazabilirsin. Senesinde, tam, zaten o üç kişiden biri Aycan'dı. Senesinde ses getirdi, duygusal olarak düştü. Ama takipçi sayısı, fan kitlesi güçlü diye bu yarışmacının hepsi arasında konuşuyor. Mert Öcal, takipçileri var. Artık geçen sene panoramadaydı. Bir tehlike. Batuhan, Sence gerçekten böyle hayatta mi yazılmaz. Sema, yazsam sıkıntı yaratır. Furkan, Yazsam sıkıntı yaratabilir. Nagiyan, Barış, aman dokunmayayım. Atakan, haşa. Sercan, azılabilir. Merve Aydın, yazılabilir ama adada bela olur. E kim kaldı işte? Bak ne diyorsa Sercan, Furkan, Aycan, Elif. Bu dört kişi arasından birini yazabilecekken al işte bir senle Sercan çıktı şu an. Evet. Bir seni çok kolay yazdılar. Ama kadınlar burada bir arada hareket edeceklerse lafta değil icraatte pat diye birini çıkaracaklardı. Kimi yazmışlar? İki tane Furkan, bir tane de Barış çıkmış sadece. O kadar. Yani bu biraz planlı ama buna bir karşılık verebilecekken kadınlar ee, hızlı düşünüp hareket edemediler bence. O anda onun kararını vermek belki zor olmuş olabilir. Bir de hani ilk defa kuralı öğreniyorsun. Belki akıllarında birisi vardı ama bu kuralı öğrendikten sonra daha başka düşünmeye başladılar. Yani o anda hani bir anda karar vermen lazım ve organize olman lazım. Yani hı hı. bunu gerçekten yapabileceklerini düşünmüyorum. Bir de şöyle bir durum var tamam erkekler bir organize olmuş durumda olabilirler. Çünkü en uzak isim olduğu için Aycan'a baktığında Aycan'la mesela Mert'in arası çok iyiydi. Sercan'la çok iyiydi. Onun dışında Merve daha önceden bir final görmüş olduğu için oy potansiyelinin yüksek kaybetmiş. olabileceğini düşündüler. E, Nagihan, e, Nagihan'ın tersi çok ters. Kimse <laughs> Nagihan'ı <'ın> karşısına almak istemez. <laughs> Siz istemem. daha Ben bir izleyici yani, olarak aynı yani, bunu Zaten Zaten söylüyor. Hani be, eğer beni oraya göndermiş olsalardı orayı onlara <laughs> zindan ederdim diye. Yani Yapar. Olacağım.